Neler hatırlıyorsun Neredesin Firuze deyince? Yani her şeyini çok iyi hatırlıyorum. Yani seti bile çok iyi hatırlıyorum. Setin kokusunu bile çok iyi hatırlıyorum. Çünkü ilk filmimdi benim. Ben hiçbir şey beklemeden, yani bir şey sonunda bana bir şey getirecek beklentisi yok yaptığım hiçbir işte. Firuze'nin içinde de öyle oldum. Yani oynadım, çıktım, sonra birden böyle insanlar üzerime gelmeye başladı falan. Yani ne yaptığımı bilmiyorum. Çünkü işin içine o kadar giriyorum ki hani ya ben bunu böyle yaparsam acaba hani daha mı böyle bir şöhretli adam olurum ya da daha mı bir şeyler, bende o dahalar yok. Yani sadece o işin içerisinde olup onu yapıp bitiriyorum. Yani iyi yapmaya gayret ediyorum. Firuze'de de öyle. Biz çok eğlendik bir de yani. Firuze'de çok eğlendik. Şarkıyı söylerken seyirciye tempo tutturmayı sakın unutma abiciğim. Tamam mı? Bak sonra durduktan sonra da şarkıya başlarken. Bak tamam. Hep beraber. Hadi. Sonra şarkıya başlarken de boynunu böyle hafif sağa doğru. Sağ. Sonra ver. Geliyoruz abla. Sağda da ondan sonra ver malı gitsin oğlum. Tamam mı? Malı be. Şarkıyı söyleyeceksin ondan sonra. Tamam. Çınar Ağacı da beni çok etkiledi. Handan Hanım'la çalışmak gerçekten çok iyiydi. Keza bu filmde de çok hani çok duygulu çalıştık. Ama Özcan'ın filminde de çok eğlendim. Ya sonra da seninle çok konuşmak istedik. O dönem bir sen ortadan yok oldun. Yani o dönem... Ulaşamadık sana. Galaya gelmedin. Evet, galaya gelemedim. Yani olamadım galada. Çünkü yoktum İstanbul'da. Yani o filmle ilgili bazı kırıldığım noktalar oldu benim. Onu da Özcan'la biz konuştuk ama. Sonrasında hallettin. Ya yani konuştuk. Yani o da fikirlerini söyledi. Ben de fikirlerimi söyledim. Ama yani benim öyle bir küslüğüm ya da darılmam ya da birisinin arkasından konuşmam gibi şeylerim söz konusu değil zaten. 10 yıllık dostluğumuz var. O da kendine göre açıkladı bana. Benim söylediklerimin karşılığını verdi. Yani konuştuk. Dolayısıyla... O da eğlenceli bir filmdi ama. Çok. Bekliyor muydun öyle bir film çıkacağını? Çok. Açık söyleyeyim, bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Samimi söyleyeyim ama evet. İyi bir film olacağını anladık. Çünkü çok, çok özendi Özcan. The grand prize will go to Bir Zamanlar Anadolu'da. Soyadına kinaye midir nedir? Ünlü yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan bir ödül avcısı oldu çıktı adeta. Ceylan'ın 64. Cannes Film Festivali'nden büyük ödülle dönmesi Türkiye'yi yine büyük sevinç ve gurura boğdu. Evet, 64. Cannes Film Festivali geçtiğimiz pazar gecesi Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filminin büyük ödül aldığı törenle sona erdi. Festivalin önemli bir diğer ödülü olan Altın Palmiye ise Amerikalı usta yönetmen Terrence Malick'in Tree of Life filmi kazandı. Bir diğer jüri özel ödülü ise Fransız Jean-Pierre ve Luc Daren'in ortak filmi Le Gamin au Voleur verildi. Festivalde en iyi erkek oyuncu Jean Dujardin, en iyi kadın oyuncuysa Kirsten Dunst seçildi. Thank you so much to the jury. This is an honor that is a once in a lifetime thing. Yapımcılığını Zeynep Özbatur Atakan'ın üstlendiği Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel, Muammer Uzuner ve Ahmet Mümtaz Taylı'nın başrollerde yer aldığı Bir Zamanlar Anadolu'da Bosna Hersek ile Türkiye ortak yapımı bir film ve Örümaç tarafından desteklendi. Filmde bir doktor ve bir savcının 12 saatlik gerilimli hikayesi anlatılıyor. Görüntü yönetmenliğini Gökhan Tiryaki'nin yaptığı 2 saat 35 dakika süren filmin senaryosunu Ercan Kesal, Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan yazdı. İçinizden neler geçiyor biliyoruz. Yine uzun ama mükemmel görsellikte bir Nuri Bilge filmi. Tekrar tekrar tebrikler. Ragıp, şu sürekli genç kalmanın sırrını alabilir miyim senden? Hiçbir şey yapmıyorum. Yani evet, kendime bakarım, spor yaparım. Çok doğru besleniyorum. Nasıl besleniyorsun? Yani sebze ağırlıklı besleniyorum. Ben zaten çok uzun yıllar spor yaptım. Hala devam ediyorum. Özellikle çok yüzüyorum. Yani yüzmeye gayret ediyorum. En iyi spor bana göre bizim yaşlarda artık. Çok ağır sporlar da tehlikeli. Onun dışında da evet, bakım ürünleri kullanıyorum işim gereği. Hani göz kırışıklığı ya da cilt bakımı. Bunu çok doğru söyledin. İşin gereği kullanıyorsun hakikaten. Çünkü siz sonuçta fiziğinizde, yüzünüzde, görüntünüzde mecburum kamera yani önünde olan hakikaten insanlarsınız. Yoksa... Ama herkes yapmıyor bunu. Bu biraz işe de saygı gibi geliyor bana. Yani kadın olsun, erkek olsun. İşime saygı. Biraz titiz ve temiz de bir adamım. Ama onun dışında... Eğer ben bu işi yapmasaydım gerçekten şu anda
hani bu kadar iyi görünen, bu kadar fit bir adam olmaz mı, onu da söyleyeyim. Sıkıcı bir tarafı da var yani. Bir yerden sonra da kendinle bu kadar uğraşmaktan sıkılıyorsun bazen. Yani hakikaten mesela şimdi büyük ihtimalle senin bu programından sonra ben hani 2 ay, 3 aylık bir tatilde hani gördüğüm zaman hani karşılaşırsak çok şaşıracaksın beni. Çünkü hiçbir şey yapmayacağım kendime. İş olmayacak. Sıkılıyorum da bazen ama işim gereği de yapmak zorundayım. Bunun da farkındayım yani. Çekip gitti sevilenler, gariplerdir yenilenler. Dünya sizin sevmeyenler, acıların çocuğuyum ben, acılar çocuğuyum. Sinemanya Tozlu Raflar Arası araştırma ekibi bu hafta sizler için Türk sinemasının göz yaşartıcı filmlerini bulup çıkardı. Selvi Boylum Al Yazmanım deyince akan sular durur, akmayan yaşlar akar. Atıf Yılmaz'ın 1978 yapımı filminde Türkan Şoray'ın canlandırdığı Asya ile Kadir İnanır'ın canlandırdığı İlyas arasında geçen aşk her izlediğimizde gözlerimizi ziyadesiyle nemlendirmiştir. Kamyonuyla Asya'sına gelen İlyas'ın yüzündeki aşk gülücükleri boğazımızda düğümlenmiştir. Elinden tutsam benimle gelir misin? Seninim işte, alıp götürsene beni. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Asya. Yıl 1996, Yavuz Turgul müthiş bir ekip topluyor ve Türk sinemasına damgasını vuracak olan filmi Eşkıya'yı çekiyor. Özellikle Şener Şen ve Uğur Yücel'in duygusal performansıyla hatırlanacak olan Eşkıya bizi gerek İstanbul acımasızlığı yönüyle gerekse keçi aşkı temasıyla sıkça ağlatıyordu. Daha hangi sahnelerini hatırlatalım ki? Cumali'nin gururu kırık çömelip söylediği türküleri mi? Damda havai fişekler atılırken izlediğimiz ölümcül finali mi? Her biri gözyaşlarımızı sel etmişti sanki. Korkma. Sadece toprağa gideceksin. Oradan özüne ulaşacaksın. Çiçeğin özüne bir arı konacak. Belki o arı ben olacağım. Demet Akpan canlandırdığı Stiana bizce Türk sinemasının en duygusal, en göz yaşartıcı performanslarından birine merkez olmuştu. Stiana oğlunun şehit düştüğünü televizyondan öğrenince televizyona kustu kinini ve oğlunun mezarı başında gözyaşlarımızın sessizliğine karıştı. Yeşilçam'ın göz yaşartıcı filmlerini araştırırız da karşımıza Küçük Emrah çıkmaz mı? Dosyamızın bu kısmını Küçük Emrah'a akıtılan yaşlar olarak özetlemek istiyoruz. 1984 yılında Zavallılar ve Yaralı, 1985'te Acıların Çocuğu ve Boynu Bükükler, 1986'da Acı Lokma, yılda 2 tane üst düzey göz yaşartıcı film çıkarmak. Bir kez daha tebrikler Emrah İpek. Sokaklarda süründüm, acılar çektim. Niçin yaptım bunu, ha? Ben istemez miydim yuvamın kadını olmayı? İstemez miydim yavrularımın anası olmayı? Bırakmadılar Emrah, yaşatmadılar. Yalan! İçinde varmış senin. Kuru ekmeğe razı olmalıydı benim ablam. O adam ekmek vermedi bana Emrah. O adam sattı beni Emrah. Erkek karısını satar mı? Seni tebrik ediyorum bu son yaptığın güzel ne diyelim, single da denmez ama 3 şarkıdan dolayı. Evet. Gerçekten hem ciddi bir amacı var. Teşekkür ederim. Kimsenin görmek istemediği bir taraf bu hayvanların bakımı, beslenmesi, korunması hem ona hizmet ediyor. Ama çok da tevazulu davranma, sonra inanırlar. Gayet güzel bir sesin var, çok güzel bir ekiple çalışmışsın. Devamını bekliyoruz senden. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Sağ ol, çok önemliydi söylediklerin, sağ ol. Üç
güçlü olan güçsüzü hissediverir anında. İster memleket meselesi, ister aşk manevralarında. Dünyanın kanunu, zalimin zulmü, fırsatçıdır en terbiyeli ego, marifet sever ya halkta. Ben azalttım kendi değerimi katlanarak nazarında. Doğası gereği ezer biri diğerini aşk işgal altında. Zorladıkça zorlayası gelir hep sınır hattında. Sonunda en yerleşik yürek bile göçer olur. Hop dedik orada kal portakal. Seviyoruz diye de öldük mü? Ağrı eşiği diye de bir şey var. Sen ağrı bağımlısı gördün mü? Hop dedik orada kal portakal. Seviyoruz diye de öldük mü? Ağrı eşiği diye de bir şey var. Sen ağrı bağımlısı gördün mü? Azalttım kendi değerimi katlanarak nazarında. Doğası gereği ezer biri diğerini aşk işgal altında. Zorladıkça zorlayası gelir hep sınır hattında. Sonunda en yerleşik yürek bile göçer olur. Of dedik orada kal portakal. Seviyoruz diye de öldük mü? Ağrı eşiği diye de bir şey var. Sen ağrı bağımlısı gördün mü? Hop dedik orada kal portakal. Seviyoruz diye de öldük mü? Ağrı eşiği diye de bir şey var. Sen ağrı bağımlısı gördün mü? Dedik orada kal portakal. Seviyoruz diye de öldük mü? Ağrı eşiği diye de bir şey var. Sen ağrı bağımlısı gördün mü? Hop dedik orada kal portakal. Seviyoruz diye de öldük mü? Ağrı eşiği diye de bir şey var. Sen ağrı bağımlısı gördün mü? Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben geldiğin teşekkür için. Ediyorum. Türkan filmi gerçekten çok güzel bir film. Çok az önce nice. Dediğin nedenlerle de gençlerin özellikle izlemesi gereken bir film. Şu anda vizyonda olan en özel filmlerden biri. Evet. Çok da güzel çekilmiş, iyi oynanmış bir film. Hepinizi tebrik ediyorum. Çok mersi.